This operation was intended to dismantle the NOB gang and take the most violent members of that gang off the street. I don't expect to see these individuals out on the street the next day wearing a bracelet. 31 members and associates of Dorchester-based NOB Street Gang are now facing federal charges. Some were arrested this morning during raids in various parts of the state, including this scene in Attleboro. Bugün sizlere Amerika'nın en tehlikeli rap grubundan bahsetmek istiyorum. NOB Gang. Bu çete rap dünyasının gelmiş geçmiş en büyük davasından bugün mahkeme önünde. 31 çete üyesi bugün mahkeme önünde. Aralarından en tanınmış rapçiler 7981 Cal ve G-Fredo. Eminim sizler bu isimleri duymamışsınızdır. Ama kendi şehirleri Boston'da efsanelerdi. Tabii ki polisler rap videolarında çözülmemiş cinayetleri görene kadar. Polisler NOB gang'i aylar boyunca takip ettikten sonra yılbaşında bütün gang'i tutuklamayı başardı. Ve sizlere bir şey söyleyeyim. Bu gang, bu çete o kadar çılgındı ki düşmanlarının mahallelerine giderek Instagram'da live video çekip ölmüş düşmanlarının şapkalarını yakıyorlardı. Tabii ki polisler de aylarca sessiz sessiz takip edip suç dosyaları gitgide kabarıyordu. Suçlamaların arasında kadın ticareti, uyuşturucu ticareti, banka soygunu ve cinayet var. Bu hikayenin tamamını anlayabilmemiz için Amerika'da Dorchester mahallesine gitmemiz gerek. NOB gang'in memleketi. NOB hükmettikleri sokakların baş harfleri. Norton, Olney ve Berry Street. Ve bunlar 5 dakika mesafede olan iki sokakla büyük bir savaş içinde. Holmes Avenue ve Canton Street. Ve şaşırtıcı olan durum, bu çetenin %90'ı Cape Verde'den geliyor. Aynı düşmanları gibi. Bu ne demek oluyor? Bazen kendi aile üyelerine bile ateş açmak zorunda kalıyorlardı. Sadece yanlış sokakta oturdukları için. 2017 yılında NOB Gang SoundCloud'da ilk şarkılarını paylaştılar. Ve bu şarkıda sokakta ne yaptıklarını harfiyen anlatıyorlardı. Aynı 2017 yılın Eylül ayında yaptıkları icraatları gibi. Bahsettiğimiz günde 7981 Cal ve arkadaşı Ricky düşmanlarının içinde bulunduğu bir berberi gözetliyorlardı. İsmi Bonzo'ydu. NOB Gang tüm suçlarını bir scooter üzerinde işliyorlardı ve bunun için tanınmışlardı. Fazla dikkat çekmeden scooter üzerinde git, düşmanına sık ve kaybol. Yöntemleri buydu. Ve o gün Bonzo berberi terk ettikten sonra 7981 Cal 30 kere Bonzo'ya sıktı. Olay yerinde canını verdi. 7981 Cal scooter'ın üzerine atlayarak direkt oradan kayboldu. Tek sıkıntı, Cal'la birlikte arkadaşı Ricky de gitmişti. Ve Ricky'nin ayağında polislerden takılmış bir kelepçe vardı. GPS'li kelepçe. Böylelikle polisler ne zaman nerede olduklarını adım adım takip edebiliyorlardı. Ama polisler daha fazla delil toplayabilmesi için hemen operasyon başlatmadı. İlk önce aylarca gözetlediler. Ama ip burada koptu. Bonzo'nun ölmesinden birkaç gün sonra Cal Dead Ops parçasını paylaştı. Bu parçada düşmanlarının hepsine saydılar ve bunların arasında ölmüş Bonzo da vardı. Yalnız Canton Street rap olarak cevap veremedi. Çünkü çetelerinde bir tane bile rapçi yoktu. Böylece NOB gangin elinde tehlikeli bir silah oldu. Rap. Bundan sonra rap'i daha çabuk büyümeleri için kullanıyorlardı. Çünkü rap şöhret getiriyordu ve şöhret uyuşturucuları için müşteri getiriyordu. Bununla birlikte inanılmaz paralar kazanıyorlardı ve Boston'da en büyük uyuşturucu tüccarları oldular. Buradaki tek sıkıntı, Bonzo'nun ölümünden beri polisler
adım adım bunları takip ediyorlardı. Ve bu çete o kadar büyük olduğu için polisler kolaylıkla delil toplayabiliyordu. Polisler uyuşturucu bağımlılığına giriyorlardı ve telefonlarının hepsini dinliyorlardı. Ama polisler bile bu suçların o kadar çok olduğunu akıllarının ucundan bile geçirmiyorlardı. Şubat 2018 yılında bir gece Jeffrey Doe arkadaşıyla birlikte Cameron Street'e gidip bir düşman arayıp ona sıkmak istiyordu. O kurban John Cullen olacaktı. Arabalarıyla John Cullen'ın evinin önüne park ettiler. John Cullen'ı görür görmez iki silah mermileri bitene kadar sıktılar. Bu olayı gözetleyen bir kadın John Cullen'a yardıma koştu. John Cullen'ın son sözleri bunu Jeffrey Doe yaptı oldu. Zaten bu da son sözleri oldu. Çünkü direkt orada öldü. Bu da yetmiyormuş gibi daha 6 ay geçmeden Jeffrey Doe They Don't Know şarkısını paylaştı. Bu şarkıda John Cullen cinayetini harfiyen anlatıyordu. Zaten Jeffrey Doe'yu tanıyan herkes onun nasıl bir gangster olduğunu biliyordu. Jeffrey Doe bazen sadece canı sıkılıyordu diye düşmanlarının sokağına giderek adamlara sıkıyordu. Ondan daha yaşlı olan gangsterlar bile korkuyordu. İnternet ortamında 5 cinayetten bahsediyorlar. Ve bunlardan biri çocukluk arkadaşı Smokey'di. Ve bunu da What Happened adındaki şarkısında paylaştı. Orada try to do him like who, try to do him like smoke diyor. Bu ne demek? Birisine smoke'a yaptığımın aynısını yapmak istiyorum. Ve düşünün, bu çocukluk arkadaşıydı. Demek ki başkalarına neler yapabilir. Aylar geçtikçe müziği çok kişiden dinlenmeye başladı. O yüzden 7981 Kel'le birlikte HSM isimli grubu kurdu. HSM Headshot Mafia demek. Bu gruba girebilmen için hayatında bir kişiyi öldürmüş olman gerek. Bu grup kurulduktan sonra polisler NOB'nin sokaklarına ve düşmanlarının sokaklarına kamera kurmaya başladılar. Mart 2018 ayında Jeffrey Doe cinayetinden birkaç ay sonra polisler Jeffrey Doe'yu evinden çıkıp bir kiralık araca binerken gözetliyorlardı. Jeffrey Doe Camden Street'e gidip düşmanlarından birini indirmek istiyordu. Polisler zireni açıp takibe başlayınca Jeffrey Doe kaçıp bütün silahları arabadan atmayı başardı. Durdurduklarında arabada silah artık yoktu. Arabada bulunan herkes tutuklandı. Ama arabada silah bulunmadığı için hepsini salmak zorunda kaldılar. Bu tabii ki polisleri çılgına döndürdü. O yüzden Feds'i operasyona dahil ettiler. Temmuz ayı 2019'da genç bir çocuk NOB çetesi tarafından vuruldu. Sadece 2 gün sonra Jeffrey Doe Die Homes isimli rap şarkısı video ile birlikte paylaştı. Bu videoda ölmüş düşmanlarının kıyafetlerini sergiliyorlardı. Ve cinayet sahnelerini düşmanlarının sokaklarında çekiyorlardı. Bu videodan sonra polislerin dinlediği bir telefon görüşmesinde hadi balık yiyelim diyorlardı. Balık yemek Cambridge Street'ten birisini öldürelim demek. Bu telefon görüşmelerini daha iyi anlayabilmeniz için sizlere bir telefon görüşmesini göstereceğim ve Türkçe seslendireceğim. Bu görüşmede bunu diyorlar. Bro, oltam suyun içinde ama balığı yakalayamıyorum. Çünkü nasıl bir tip olduğunu bilmiyorum. Karşı taraftaki kişi, bro, biz okyanusun içinde yaşıyoruz ve burada her balığı yiyebilirsin diyor. Ne olursa olsun o balığı yiyeceksin çünkü biz köpek balığıyız. Ve görünen o ki NOB gang'den kaçış bile yoktu çünkü bahsettiğimiz 2019'da ölen çocuğun ikiz bir kardeşi vardı. Ve bu Cameron Street'ten normal bir hayat yaşayabilmek için taşındı ama kaderinden kaçamadı. Bunu 2020 yılında bulup öldürdüler. Bu bardağı taşıran son damla oldu. Çetenin büyük bir kısmını hapse atabilmek için polisler yeterince delil toplamıştı artık.
NOB Gang'e RICO Act uyguladılar. RICO Act 1970'li yıllarda özel mafya için tasarlanmış bir yasaydı. Bu yasa sayesinde bir tek çete üyesinin işlediği suç için bütün çete üyelerini hapse atabiliyorlar. Zamanında mafyayı da bu yasayla çökertmişlerdi. Ve 2020 yılın yazında beklenen gün geldi. MOB Gang'in 31 üyesini hapse attılar ve mahkeme önüne çıkardılar. G-Fredo ve 7981 Cal dahil olmak üzere. Ama bunların ikisi bugünün bir gün geleceğini zaten biliyorlardı. Bu yüzden tutuklanmadan sadece birkaç gün önce RICO adında bir parça paylaştılar. Bu bilgileri şimdi aldıktan sonra bu parçaları dinlerken artık bambaşka bir açıdan dinleyeceksiniz. Ama bu arkadaşlardan yeni parça beklemeyin. Çünkü gözüktüğü gibi bunlar ömür boyu hapisten çıkamayacak.